Merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar telefondan bir 25 tane rastgele soru çözeceğim. Sistem bize rastgele getirdi bir sorular. Sınavda da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Milli Eğitim'in havuzu var. Oradan size rastgele geliyor sorular. Şansınıza. Eğer daha çok soruyla karşılaşmak, daha önce çözdüğünüz sorularla karşılaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Sınava girmeden önce çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü 3000-4000 soru içerisinden size geliyor sorular. Hemen başlayalım. Vakitte kaybetmeyelim. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir işaret yoksa hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Otobüse, otomobile, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre. Eğimsiz iki yönlü dar yol diyor arkadaşlar bakın. Bir de leha yoksa aksine bir işaret yoksa diyor. Şimdi bununla ilgili bir sıralama var fakat size ezberlemenizi tavsiye etmem. Momko kalim diye bir şey. Size şunun ben e, ipucunu vereyim şu şekilde. Arkadaşlar daima seri olan araca yol vereceğiz. Yani kamyonet kime yol verecek? Kamyonetten daha seri burada hangisi var? Işıklara baktığımızda tabii ki otomobil. Kamyonete göre daha seri bir araç. Eğimli yollarda nasıl oluyor? Eğimli yollarda da arkadaşlar her zaman çıkan araca yol veriyoruz. Onu da unutmayın. Geçelim. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? Geçilen aracın boyunun yarısı kadar geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar, karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar, geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Öndeki aracı solladığımızda ne kadar devam etmeliyiz o şeritte? Önüne geçmemeliyiz. Tabii ki görme aynasından geçilen aracı görünceye kadar. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda veya yönetmenlikte belirtilen hallerde Araçlarla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men. Cevabımız nedir? Alıkonulma işlemi diyor. Trafikten men. Arkadaşlar, e, videolar lütfen beğenin. Desteklerinize ihtiyacım var. Desteklerinizden dolayı elinize sağlık. Bir grup arkadaş nedense geliyor ilk dakikadan beğenme tuşuna basıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde burada dersler anlatıyoruz. Nasıl insanlar bu kadar kötü olabiliyor, o tuşa basabiliyor ben de anlamıyorum. Yani beğenmek ücretsiz zaten. Gıcıklık olsun diye mi bir grup insan var gerçekten beğenme tuşuna basıyor. Lütfen yapmayın emek harcayan insanlara bunu yapmayın bence. Sadece benim için değil diğer videolar için de bu şekilde. Onun için beğenmeniz önemli desteklerinizi bekliyorum. Arkadan çarpmalarda boyun zedelenmesine hangisi önler? Emniyet kemeri, koltuk başlığı, hava yastığı, direksiyon. Evet arkadan çarpma olduğunda arkadaşlar genelde boynu zarar görür kişilerin bunu engelleyen sistemde arkadaşlar tabii ki koltuk başlıkları. Emniyet kemeri, koltuk başlıkları, hava yastıkları bunlar pasif güvenlik sistemi diye geçer. Kazayı önlemez fakat kazadan sonra oluşabilecek yaralanmayı hafife indirebilir. Emniyet kemeri kaza anında fırlamamızı engelliyor. Hava yastığı başımızın sert yere direksiyona falan çarpmasını engelliyor şişerek koltuk başlarda yine boyun hasarlarını engelliyor. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Koma, alt çene, baş çene, şok pozisyonu. Tabii ki cevabımız koma pozisyonu olacak burada arkadaşlar. Bilinç kapalıysa koma pozisyonu veriyoruz. Yani yarı yüzü koyun yan yatış pozisyonu. Bunun sebebi de Mesela bilinç kapalı çünkü kişi ne yaptığını hatırlamaz. Dili içeri kaçabilir ya da kusabilir. Kustuğunda filan kusmuk içeri gitmesin. Onun için yan yatırıyoruz. Koma pozisyonunun amacı budur. Devam ediliyorum. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? Üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışıklı, dönerli, uyarılanması. Otomobillerde arkadaşlar üçgen reflektör zorunlu ilk yardım zorunlu yangın söndürme cihazı zorunlu. Sarı ışıkla dönerli uyarı lambası değil. Bu traktörlerde oluyor. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? El bileği ve dirsek. Kolumuzda yani. Sıcak suyla yıkanması, kanayan yere merhem sürülmesi, dirsekle omuz arasına turnike uygulanması, kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Cevabımız nedir? Tabii ki turnike uygulayacağız. Soruda ne diyor? Büyük bir kanama, büyük bir dış kanama. Turnike uygulayarak dış kanamayı azaltabiliriz. Zaten turnike arkadaşlar uzuv kopmalarında ve büyük çaplı kanamalarda yapılıyor. Mesela kolu aşağıya almak kanamayı azaltmaz, hızlandırır daha çok. Ne yapacağız? Kolu kalp seviyesinden yukarı tutacağız. Bu da yine sınavda geliyor. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır? Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi, geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması, öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yak yakılması, sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Yasak olanı soruyor. Cevabımız nedir? Tabii ki A seçeneği. Işıklar söndürülür mü arkadaşlar? Bu zaten saçma bir şey. Mantıken yani bile bu soruyu çözebilirsiniz. Aslında sorular çözerken ben ipuçları veriyorum. Mesela az önce ne dedim? Kol aşağı indirirsen kanama artar filan. Bu soruyu şu şekilde de soruyorlar mesela. Onları bilerek söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı arttırır diyor. Kolun kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Adam bunu sorarsa da en azından benim söylediğim ipucuyla mantık yürüterek çözebilirsin. Onun için arada söylediklerime iyi dikkat edin. Gerekirse not alın. Çok zorlananlar not alsın arkadaşlar. Videoyu durdurup bir yere not alın. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? Şok, koma, halsizlik, zehirlenme. Bağlantısı tamamen kesilir. Aslında bu ölüm gibi bir şey. Nedir? Komadır. Komada az önce de söyledim. Pozisyonumuz neydi? Yarı yüzük oyun yan yatış. Çünkü dil geriye kaçmasın. Kusarsa Kusmuk kendini boğmasın diye o pozisyonu veriyoruz. Şok neydi? Ayaklar 30 santim yukarıya kaldırılan pozisyona şok pozisyonu diyorduk. Ayağı niye yukarı kaldırıyorduk şokta? Kan, baş ve kalp yani yaşamsal organlara gitsin diye. Araçlardaki egzoz susturucusu için hangisi doğru olur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Cevabımız nedir? B seçeneği. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Arkadaşlar egzozda gürültü kirliliğini azaltmak için egzoz susturucusu bulunuyor. Dışarıya çıkan kirli havanın etkisini azaltmak için de katalitik konvertör bulunuyor. Bakın zehirli gazların etkisini azaltıyor. Yani egzoz emisyona katkı sağlamak. Egzoz emisyon değerini düşürmek için katalitik konvertör kullanıyoruz. Gürültü kirliliğini önlemek için ise susturucu. Şekildeki uyarışı araç gösterge panelinde yandığında ne yapılmalıdır? Araç durdurulup stop edilmeli, araç motoruna yağ ilave edilmeli, silecek suyu deposuna su eklenmeli, motor soğutma suyu seviyesi kontrol edilmeli. Cevabımız bu silecek suyu işaretidir arkadaşlar. Silecek suyuna su ekleyeceksin. Atar damar kanaması ile ilgili hangisi yanlıştır? Kalp atışıyla uyumlu şekilde kesik ve fışkırarak akar. Kanın rengi koyu kırmızıdır. Kısa zamanda çok kan kaybedilir hiçbiri. Şimdi arkadaşlar yanlış olanı soruyor. Kanamalar kaç ayrılıyor? Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Atar damar kanamaları ad üstünde kalp attıkça kanıyor. Kalp kanı gönderdikçe fışkırır tarzda olur ve açık renklidir atar damar kanamalar. Temiz kandır atar damar kan. Toplar damar kanaması neydi? Koyu renkli. Kirlik olduğu için koyu bakın. Ee, ve ve Toplar da kanamalar taşar biçiminde olur. Yine tehlikelidir ama en tehlikelisi atar damardır. Kılcal damar da zaten basit günlük hayatta karşılaştığımız kanamalardır. Burada yanlış olan nedir? Koyu kırmızıdır diyor. Hayır açık. Atar damar açık renklidir. Temiz kan açık renkli olur arkadaşlar. Kirli kan koyu olur. Atar damar temiz kan olduğu için. Yaralının araçtan çıkartılması esnasında en çok neye dikkat edilmelidir? hızlı ve aceleci davranmaya, kaza yapan araca hasar verilmemesine, yaralda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine, kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına. Bir kişi araçtan çıkarılırken, zaten yaralı araçtan çıkartılıyorsa artık son aşamaya gelinmiştir. Mutlaka çıkartılması gerekir. Bu da nedir arkadaşlar? Yaralda yeni bir yaralanma meydana gelinmemesini sağlıyoruz. Peki yaralıyı araçtan çıkartmadan önce ne yapacağız? Aracı sabitleyeceğiz. Aracın güvenliğini sağlayacağız. Yani el freni ya da aracın devrilme riski varsa bunları göz önünde bulunduracağız. Aracın hareket etme riski varsa el frenini çekeceğiz. Yangın çıkma ihtimali varsa buna karşı önlem alacağız. Araçtan da kişiyi çıkartırken özellikle sürücüyü rentek manevrasıyla çıkartıyoruz. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? Bazı arkadaşlar yazıyor yorumlara. Hocam tıpkı kim olacağız biz? İşte burada sana bu soru. Neden bunları bilmen gerekiyor? Trafik kaza sayısını azaltmak için, sağlık personel niteliği kazanmak için vay canına. Hastaları iyileştirici tıbbi tedavi uygulamak için, kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahale yapmak için. Cevabın nedir? Hayat kurtarıcı ilk müdahale yapmak. Bazıları C ile bunu karıştırabilir. C'de ne? Hastalar iyileştirici tıbbi tedavi. Arkadaşlar iyileştirici tıbbi tedavi ilk yardıma girmiyor. Bu acil tedavi ya da hastanelerde yapılan tedaviye giriyor. İlk yardım amacı nedir? Hayatı kurtarmaktır. İşte bunun için öğrenmeniz gerekiyor. Doktor olmak için mi öğreniyoruz diyorsunuz ya. Aslında çok çok önemli. Buradaki derslerin hepsinden daha önemlisi bence. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerin karayollarında araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Cevabı nedir? Hususi dediği için 0.50. Ticari deseydi 0.20. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirilmesinin sürücüler için anlamı nedir? Dur, dönüş, yavaşlatma, hızlandırma. Cevabımız nedir burada? Tabii ki dönüş olacak. Yön belirtiyor, yönlendirme yani. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Resimler biraz küçük görünüyor arkadaşlar ama idare edin artık. Dur dediği için arkadaşlar bir defa elin yukarıda olması lazım. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir tüyodur. El yukarıda olmayan şıklar ele. Mesela D'yi ele. Zaten az önce de D ile ilgili soru çözdük. Dur işareti neydi arkadaşlar? Geceleyin dur. Cevap tabii ki C seçeneği olacak burada. Bu durla geç mesela B seçeneği geç arkadaşlar. Bakın omzunun orada bulunuyor şimdi resimde biraz küçük bir şey de diyemiyorum. Omzunun orada bulunuyor bu durda. B seçeneğinde de bakın işaret tam böyle tam bir 180 derecelik yay çiziyor. İkisi arasındaki fark budur. Verilenlerden hangileri kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Az önce de söyledim bunları. Kişi araçtan çıkartılmadan önce ne yapacaksın? El freninin çekilmesi, kontağın kapatılması, LPG ise tüp vanasının kapatılması. Cevabımız nedir? D seçeneği arkadaşlar. Bunlar neyi önlüyor? Yeni bir kaza oluşmasını, yeni bir yaralanmayı önlüyor. Aslında kendi can güvenliğinizi ve hastaların, yaralıların can güvenliğini sağlamış oluyorsunuz yukarıdakileri yaparak. Araç sürücülerin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken hangileri doğrudur? Işıkla veya kolla işaret vermeleri, ışık dediğine sinyalle. Bir yerde durdun mesela. Bu tür sorularda gözünde canlandır. Bir yerde durdun, park ettin aracı. Çıkarken ne yapacaksın? Sinyal yakacaksın çıktığın yerden. Bu doğru. 2. Araçların veya araçlarını veya araçların etrafını kontrol etmeleri. Bu zaten doğru. 2. Araçlarınızı kontrol ediyorsunuz, etrafı da kontrol ediyorsunuz. Neden bir canlı olabilir, çocuk olabilir veya bir hayvan olabilir ağacın, aracın etrafında ya da aracın lastiklerinde bir sıkıntı olabilir. Yoldan geçen araçlar ikaz ederek durdurmaları bu yanlış. Görüş ve alanlar dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları. Eğer görüşünüzü etkileyecek bir yerden çıkıyorsanız gözcü de bulunduracaksınız. 1, 2, 4. O zaman cevabımız nedir? BM oluyor. Evet. Arkadaşlar aracın etrafında hani bir tur atacaksınız dedim ya aslında buradaki amacımız nedir? Aracın dış kontrolünü yapmak. En önemlisi de lastik kontrolü. Araca her binmeden önce böyle biz şoförler bir etrafında döneriz böyle. Araç kullanmayanlar pek anlamaz ne yaptığımız ama bu önemli lastikler ve aracın dış kontrolü için. Hangisi kimyasal yanıklar örnektir? Elektrik ile oluşan yanık, sürtünme ile oluşan, donma sonucu oluşan, asit madde ile oluşan yanık. Kimyasallar nedir? Asitler bir kimyasal çeşididir. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi ne olabilir? Flashör arızalıdır, yağmur sensörü arızalıdır, fren müşürü arızalıdır, geri vites müşürü arızalıdır. Cevap nedir? Fren lambaları yanmıyormuş. Tabii ki fren müşürü arızalıdır. Bunlar ezber arkadaşlar. Bunlara çok yorum yapamam. Yani birkaç madde var böyle. Bunlar ezber. Çıktık ezberleyeceksiniz ya da bizim konu anlatım videoları var. Onlardan bakarsınız. Araçta hangisinin bulunması olası bir kaza ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Yine bunu da anlattık. Bakın abi, bu soruya benzer soru çözdük yine hava yastığı. işte koltuk başlıkları, emniyet kemeri. Adam ne yapmış? Bak soruyu değiştirmiş. Size de daha farklı sorabilir ama siz mantığını bilirseniz çözersiniz. Cevap nedir? Hava yastığı. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Taşıt yolunun soldan daralacağını, taşıt yolunun sağdan daralacağını, taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, iki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. Cevabımız nedir? Taşıt yolunun sağdan daralacağını. Arkadaşlar üçgen lefaları görürsek, yani bu ne diyor bize? Taşıt yolu sağdan daralıyor diyor. Sürücü olarak sen ne yapacaksın o zaman? Dikkatli olacaksın. Hızını azaltacaksın. Takip mesafeni arttıracaksın. Üçgen levhalar bu şekilde. Evet bir tane animasyon sorusu çıktı. Sürücünün hangisini yapması doğrudur diyor. Evet video dönüyor. Düz gidiyoruz arkadaşlar. Bakın önümüzde bir araç çıktı. Bisikletli var. Burada ne yapacağız? Hızını azaltıp şeridine devam etmesi. Korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması. Bisikletin sağından yoluna devam etmesi, ışıkları yakarak durması. Bir daha bir izleyelim videoyu. Şimdi arkadaşlar bakın baktığınız zaman bisikletli bizi görüyor. Kafasını çevirdi. O zaman ne yapacaksın? Hızı azaltıp şeride devam edeceksin. Bisikletli zaten bizi görüyor orada kafasını çevirmiş. Bakın Hızımızı azaltıyoruz. Zaten bisikletli de kendi şeridinde gidiyor. Önümüzde de değil. Ama hızımızı azaltacağız her ihtimale karşı önümüze çıkabilir. Bu bilgiler hangisi söylenebilir diyor. Bir dönüş ışıklarını geç anlamda kullanılması yasaktır. Sadece park ve sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Dönüş ışıklarının geç olarak kullanılması yasaktır. Doğru. Sadece park sis ışıklarıyla araç sürülebilir. Bu yanlış. Bir doğru iki yanlış. O zaman bu. Evet 25 tane soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Söylediğim gibi bunu telefondan çözüyorum zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.